Güven Bey Yatırım'ın sunduğu Piyasa Hattı devam ediyor. Benim şimdi çok vakit aldı internet üzerinden alışveriş yapmam. Önce teknolojik ürünleri almakla başladım. Sonra çok yakın zamanda market alışverişimi de internete taşıdım. Şu anda süper dijitalim. Çok da memnunum hayatımdan. Ve penetrasyonun da gördüğüm kadarıyla ben yalnız değilim. Herkesin de çok ilgilendiğini görüyorum. Çünkü penetrasyon hızlı artıyor. Bugün elektronik ticaretten bahsedeceğiz efendim. N11.com pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Bilgen Aldan Albayrak burada benimle birlikte. Hoş geldiniz Bilge Hanım. Hoş bulduk. Bu saptamam doğrudur herhalde. Penetrasyon doğrudur. Artıyor diye diyorum. Artıyor. Çünkü ben etrafımda da bakıyorum, ailede de bakıyorum. Hani herkes daha bir sempati duymaya başlamış. Hatta burada arkadaşlardan da ayakkabı alanlar, işte kostüm alanlar var. N11 bir platform aslında. İzin verirseniz küçücük anlatayım. KOBİ'lerin ürünlerini satıyorlar ve her kategoride ürünler var bunun içerisinde. Bilmem siz ne kadar teşnesiniz diyelim elektronik ticarete ama sorunuz varsa gönderin lütfen @bloomberg.hk Twitter üzerinden adresimiz. Seçimleri geride bıraktık. Bir hareketlilik hemen her sektörde başladı. En azından ertelenen talebin artık devreye gireceğini öngörüyorlar. Bir hafta geçti ama elektronik ticarette rakamlar daha hızlı ön plana çıkar diye düşünüyorum. Nasıl seçim sonrası hareket ve beklentileriniz nasıl şekilleniyor e-ticaret tarafında? Aslında daha henüz çok ciddi bir artış yaşamadık elektronik ticarette. Diğer perakendeye paralel olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü döviz kurundaki artış bizim için çok önemli biliyorsunuz. Bu elektronik kategorisi özelinde düşünürsek bir düşüş yaşandı. Yani, ama bunun hemen satın alımlara yansıması söz konusu. Yani sonuçta depoda mallar var hala. Onların da dışarı çıkışı söz konusu. Yaklaşık bir %5-10 civarında bir artışlar var cirolarda. Ama bence birazcık erken bunları konuşmak için. Bu yani geçtiğimiz bir haftada... dönemde lafınızı kesiyorum ama Bilge Hanım çok stok birikti mi? Bizim modelimizde aslında stok birikme gibi bir riski biz daha az barındırıyoruz. Çünkü bizim dağınık bir ekosistemimiz var. Yani tek bir depoda mallar çekilmiş durumda değil. Dağınık bir şekilde dağınık stok yönettiğimiz için biz bir tık daha şanslı bir platformuz diyebilirim. Ama KOBİ'ler tarafında nasıl? Onları da çok yakından takip ediyorsunuz sizin partneriniz olduğu için. Aynen. Onlarda tablo nasıldı? Bir süre süren, uzunca bir süren bir süre olduğu için evet bir stok birikme durumları oldu. Ama KOBİ'ler artık bu konuda bence bir esneklik kazanmış. Bir daha hızlı hareket edebiliyorlar. O yüzden kendini iyi korudular diye düşünüyorum. Peki Türkiye'de e-ticaret ben dedim penetrasyon artıyor diye ama böyle afaki oluyor. Rakamlarla ortaya koyacak olursak nereden nereye geldik? Biz geçen sene bütün kanalları göz önünde bulundursak elektronik ticaretin altında aslında birden fazla farklı kategori var. Bizim gibi sadece e-ticaret yapan firmalar olduğu gibi normalde gerçekten fiziksel mağazası olan markalarında online'da aktiviteleri mevcut. Sadece online'lar yaklaşık bir %50-%60 büyüyor. Ama bütün sektör toplamda bir %35 büyüdü. Bu yıllık büyümeden bahsediyoruz. 2015 için de bu oran geçerli mi yoksa? 2015'te bu civarlar ama belki birazcık daha küçük olabileceğini konuşuyoruz. E-ticaretle ilgili şu an çok önemli bir trend var. O da mobil. Bu mobil ticaret yaklaşık 3 kat büyüyor. Yani mobil telefonlar, akıllı cihazlar hayatımıza girdikçe ki gençlerdeki penetrasyon bir %70'ler civarı. Bu büyümeler çok hızlı artacak. Çünkü biz normalde e-ticaret kıyaslarken toplam perakendedeki hacme bakıyoruz. Türkiye'deki bu rasyo yaklaşık %1.7, %2 tahminleniyor. Bu gelişmiş ülkelerde %6.5'lar civarında. Örneğin İngiltere'de %12'de. Daha gelişmekte olan ülkelerde %4.5'lar civarında. Mesela Polonya %6. Brezilya ki bir sürü yerde siz daha biliyorsunuz bize oldukça benzerdir %3.5 civarında. Bizim tahminimiz özellikle mobildeki bu trendle beraber hızlıca bir %3.5-4 noktalarını zorlayacağımız yönünde. Mesela N11.com örneğinden bakalım. Sizin online müşterileriniz ve mobil müşterileriniz hani nasıl bir penetrasyon var? Ne kadar müşteriniz size mobil aracılığıyla, akıllı telefonları aracılığıyla ulaşıyor şu anda? Şu anda yarısı. 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 Bu ne kadar zamanda gerçek? Geçen sene %30'duk. Çok hızlı büyüyor. Yaklaşık bir sene önce de %10'lardaydık ve çok hızlı bir şekilde büyüdük ve %50 şu an. Önümüzdeki sene zaten %60'ları zorlayacağını düşünüyoruz. Hangi ürünler daha çok cep telefonundan satın alınıyor? Cep telefonunda daha ufak tutarlı ürünler satın alınır. Bunların en başında kozmetik ürünleri gelir. Genelde ne alacağınızı bildiğiniz,
daha ufak tutarlar ödeyeceğiniz ürünler veya zaman önemli ürünler, örnek veriyorum, bir çocuğunuz varsa bebek bezi gibi gene fiyatını bildiğiniz, markasını bildiğiniz, hızlıca alabileceğiniz ürünler, bir kılıf, telefon kılıfı mesela çok satılır. Bu tipte genel tüketime uygun ama birazcık daha ucuz ürünler mobilden daha çok satılıyor. Peki, çok önemli bir soru bu. Umut Bülbül sormuş, diyor ki siz hem açıklık getirirsiniz diye düşünüyorum, hem de bence bir algı yanılması var orada. Eskiden ben de öyle düşünürdüm onu aydınlatmak adına. Diyor ki ben satın aldığım üründe sorun çıktığında mağazayla muhatap olacaksam ne işe yarıyor bu sistem? Aslında mağazayla muhatap olmuyor. Asıl muhatap biziz. Hı hı. Belli konularda, belli detaylı konularda tabii ki satıcıyla konuşmaları, işleri daha kolaylaştırdığı için biz o tarafa da yönlendiriyoruz. Ama günün sonunda sorumlu aslında biziz. Satıcıyla çözüm bulamazsa da gelecekleri nokta biziz. Biz onu çözmekle mükellefiz. Bu arada Ali Baba'ya benziyor diye Gökhan Yıldız sormuş. Dünyada Ali Baba'nın nasıl bir başarı hikayesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'den de çıkacak mı ya böyle bir başarı hikayesi? Çok istiyoruz görmek ama göremiyoruz. Bir, neden göremiyoruz? İki, görebilecek miyiz Bilge Hanım, ne dersiniz? Bence göreceğiz. Neden göremiyoruz? Çünkü sanırım biz bir işi yaparken önce globali düşünerek yapmıyoruz. Önce kendi pazarımızı düşünerek yapıyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var, hayallerimiz var. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Bizim ortaklık yapımız %50 Türk büyük bir grubun, %50 de Koreli bir grubun. Hı hı. O yüzden hani hemen olmasa da hızlı global birkaç ürün üzerinde şu an çalışıyoruz. Global düşündükçe bu işlerin olabileceğini düşünüyorum. Bence zaman yavaş yavaş gelmiştir. Belki birazcık daha küçüktük daha önce, olabilecektir. Peki, Hakan Bey de bir eleştiri getirmiş. Diyor ki N11'de ürünlerini kargolamayan firmalar var. Bunların platformdan arındırılması ile ilgili bir çözüm plan var mı diye sormuş. Eminim çok yakından takip ediyorsunuzdur ama herhalde izleyicimizin başına geldi bir şey ki söylüyor. Sizi burada bulmuşken aktaralım biz de. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle 30 bin tane KOBİ'nin olduğu bir yerde tabii ki sorun çıkıyor. Ben hiç sorunumuz olmuyor diye bir şey iddia edemem. Önemli olan sorunları çözmek diye düşünüyoruz. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda zaten mağaza puanı diye bir şey var bizde. Mağaza puanı belli bir işlevinin altına düştüğünde mağaza otomatik bir şekilde kapatılıyor. Hı hı. Disiplin komiteleri var. Çok yakın takip ettiğimiz bir şey. Aynı zamanda müşterilere bıraktığımız bir şey mağazayı değerlendirmek. Yani müşterilerin ne dediği mağazalar için çok önemli. Biz mesela şu anda bir sorun duyduk ama mağazalarını çok seven, o mağazayı kesinlikle fiyat farkı bile olsa bırakmayacak inanılmaz mağazalarımız var. Bizim şöyle bir mottomuz var içeride. Biz ilk veya ikinci alışveriş için çalışmıyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci alışveriş için çalışıyoruz. O yüzden emin olsun ki o mağazayla ilgili aksiyon alınacaktır. Fervual komisyonlarınızı soruyor. Komisyonlarınız uygun mu diyor ama ondan önce de tebrik etmiş. Faturalı ürün satılıyor. Tebrikler, haksız rekabet ortadan kalkacak diye. Yönelteyim ben de size. Bize soruyorsanız evet gayet uygun ama KOBİ'lerimize soruyorsanız değişiyor cevabı. Değişiyor, peki. 2016 beklentileriniz nasıl şekilleniyor peki? Bu yıl biraz daha küçülmüş büyüme, daralmış diyelim ama önümüzdeki yıldan itibaren bu ivmenin hızlanarak devam etmesini öngörür müsünüz? Hem sizin hem de e-ticaretin genelinde beklentileriniz nasıl şekilleniyor önümüzdeki yıl için? Biz önümüzdeki birkaç yılı çok pozitif görüyoruz. Az önce anlattığım rakamlar, internet kullanıcısının çok büyümüş olması, mobil kullanıcının çok büyümüş olması. Hı hı. Buradaki en kritik faktörün döviz kuru olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Bizim şu anda takip ettiğimiz konulardan biri döviz kuru. Onlar da stabil bir şekilde devam ederse, hatta aşağı doğru gelirse çok güzel bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum. Diğer kategorilerimizde, yani elektronik dışındaki diğer kategorilerimizde zaten sürekli büyümemiz, yani bunda moda, market gibi kategorilerde devam edecektir. 30 bin KOBİ dediniz şu an platforma dahil olan. Bu sayı artacak mı önümüzdeki dönemde? Hedefiniz nasıl? İlk hedefimiz 50 bine ulaşmak. Ne kadar zaman içerisinde? İlk 6 ayda, 2016'nın ilk 6 ayında 50 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Ondan sonra da gidişata göre bakacağız. Çünkü dediğim gibi önemli olan sayıyı çok çok yüksek bir yerlere götürmek değil, kaliteli bir yerde tutmak. Çünkü bizim inancımız KOBİ'lere fırsat eşitliği sağladığımız, bizim KOBİ'lerimiz Türkiye'nin her ilinden KOBİ'miz var. Ne kadar çok, ne kadar dağınık ve ne kadar kaliteli o kadar iyi. Hı hı. Tüketici güven endeksini takip ediyorsunuz eminim. Çünkü orası aslında önümüzdeki dönemki hareketi gösteriyor. Hem tüketicinin güvenine, hem kurdaki harekete, hem Türkiye'nin büyüme performansına bakacak olursak nasıl bir tablo var sizin gözünüzde? Yatırımlarınızı o anlamda hangi rakamları dikkate alarak yapıyorsunuz? Son olarak onu sorayım. Tüketici güven endeksi biliyorsunuz Ekim'de özellikle çok düşük çıkmıştı.
E-ticaret birazcık daha farklı bir salınım izliyor. Onu söylemekte fayda var. Çünkü e-ticaret müşterisi daha kısıtlı ve daha aslında rasyonel satın almalar yapıyor şu anda ülkemizde. O yüzden biz yaşanan durgunluğu da o kadar net bir şekilde hissetmedik kendi platformumuzda. Tabii ki bir düşüş yaşandı ama çok dramatik bir şey yaşanmadı. O yüzden pozitif bakış açıları geliştikçe ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten önümüz çok açık. Kendi kendine büyümesini de beklediğimiz bir sektör. Her şey iyi olacaktır sektörümüz için diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Celalettin Tırıs şöyle bir soru sormuş. Diyor ki elektronik ticarette diğer sektörlerden farklı nasıl pazarlama stratejileri belirliyorsunuz? Mesela bizim normalde pazarlama medya mix deriz biz. Onu kullanımız bile farklıdır. Bizim en çok harcamamız dijital medyanın kendisidir. Sosyal medya veya arama motorları bizim pazarlama medya planımız içinde en yüksek payları alan mecralardır. Önemli olan çünkü ilgili gerçekten o konularla ilgilenebilecek insanların trafiğini bizim sistemimize getirmek. Onu getirdikten sonra da birebir pazarlama tekniklerini çok ciddi kullanıyoruz. Günümüzün en büyük trendlerinden birisi büyük veri, biliyorsunuzdur. Biz çok büyük database'lerle çalışıyoruz. Müşterinin bütün kliklerini teker teker takip ediyoruz ve onlara ilgili ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bizde 26 milyon tane ürün var. 6 milyon tane müşteri var. Çok alakasız bir ürünü, çok alakasız bir müşteriye sunmamız bizim için müşterinin kaybı demek ki bu bizim hiç istemediğimiz bir şey. O yüzden çok altyapı olarak çok teknolojik bir altyapıyla çalıştığımızı söyleyebilirim. Çünkü bizim işimiz teknoloji. Peki çok teşekkür ediyorum. Geldiğinizi anlattığınız değerlendirmeleriniz için. Bol şans, bol büyümeler, bol ivmeler diyelim. N11.com pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Bilge Nal'dan Albayrak'la birlikteydik. Piyasa hattı sona erdi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.